Köftemizi yapmak için malzemelerimizi hazırlayalım. Havuç ve kabağı rendeleyeceğim. Havucumuzu soyalım. Şimdi kuru soğanı da hazırlıyorum. Kuru soğanı da rendeleyeceğim. Kalın tarafıyla rendeleyebilirsiniz. Şimdi kabaktan da bir parça rendeleyeceğim. Şimdi bir diğer tarafını çeviriyorum rendenin. İnce tarafıyla da soğanı rendeliyorum. Şimdi sıra geldi tavukları parçalamaya. Bunun için de blenderımın içerisine şimdi tavukları koyacağım. Tavuk göğüs çok daha güzel yakışıyor bu tarz köftelerde. Ama dilerseniz but da kullanabilirsiniz. Evet, tavukları bu şekilde parçaladıktan sonra şimdi mutfak robotunun içerisine bütün malzemelerimi ekleyeceğim. Önce tavuk göğüs. Şimdi sıra havuç ve kabak ve kuru soğanda. Yumurtamızı ekleyelim. Biraz da peynir ekleyeceğim şimdi. Rendelenmiş. Taze biberiye ve maydanoz. Taze biberiyeden bir parça ayırıyorum kenara. Yapraklarını bu şekilde çekerek. Şimdi bunları da ince bir şekilde doğrayacağım. Maydanozla beraber. Evet, maydanoz ve biberiyeyi de içerisine ekledim. Şimdi biraz tuz. Biraz karabiber ekliyorum. Sıra geldi biraz kişniş eklemeye. Sırada un var. Biraz kıvam vermek için un ekleyeceğim şimdi. Yoğurma esnasında da gerekirse eğer biraz daha un ekleyebilirsiniz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz malzemelerimizi. Az miktarda daha un ekliyorum içerisine. Evet, köftemizi güzelce bu şekilde yoğurduk. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Biraz da kendi ellerimizle de bu şekilde çevirelim. Tavuk köftemizi avucumuzun içerisinde bu şekilde yuvarlıyoruz. Bastırdıktan sonra pişirmeden önce tabağa diziyorum. Şimdi sıra geldi pişirme işlemine. Tavamızın altını açalım. Tavamızın içerisine bir miktar yağ koyuyoruz. Köftelerimizi de şimdi yavaşça ekleyelim. Şimdi diğer taraflarını da çevirelim. Bu tarz tavuk köfteli tarifler çok daha kolay ve hızlı bir şekilde pişiyor. Bundan dolayı ara ara çevirmek gerekiyor köfteleri. Evet, köftelerimiz güzelce pişti. Şimdi ocağımızın altını da kapatalım. Servis tabağıma şimdi köftelerimi diziyorum. Şimdi bunun yanına az miktarda da yoğurt sos koyacağım. Yoğurdu güzelce çırpıyorum.